Cenab-ı Allah'ın en büyük nimeti, lütfu, rahmeti teknolojidir. Bana bak yahu, sen ben aynı zamanda bir teknik profesyoneldir, bilmiyor musun ya? Hakkın emrindeki kuvvet en şerefli kuvvettir. İşte biz o kuvvete sahip olacağız, kuvvetli bir Türkiye kuracağız ve yeni bir dünya kuracağız. Böylece bütün dünyayı kontrol altına almış ve bizi köle olarak kullanmaktadır. İşte dünyanın bir anatomisini yaptığımız zaman böyle bir dünyada yaşıyoruz ve bunların kölesi durumunda bulunuyoruz. Ne olacak? Deminki filmi gördük. Deminki filmde insanlığın çektiği ızdıraplar, bunları da gördük. Getirmiş, bombaları patlatıyor, füzeleri atıyor. Kızıldeniz'e getirmiş olduğu gemilerle, Aden Körfezi'ne getirmiş olduğu gemilerle Bağdat'ı yok ediyor. Ne yapacağız biz buna karşı? Efendim, Amerika'nın 40 tane uçak gemisi var. Biz de 41 tane uçak gemisi yapalım öyleyse. Kendimizi korumak için. Bize 41 tane uçak gemisi yapacak parayı nereden bulacağız? Bir, biz bunu yaparken gelip yaptığımız yeri bombalayacak. İki, biz 40 tane yaparken o 80 tane yapacak. Üç, nasıl biz üstün geleceğiz? Siyonizm haktan, hukuktan anlamaz. Anlaşma da olmaz. Efendim, Orta Doğu'da İsrail'le beraber bir anlaşma yapalım. Bu söz manasız bir sözdür. Çünkü İsrail'in gayeleri dinidir. Dinini mi değiştirecek senden anlaşacağım diye? Büyük İsrail'den mi vazgeçecek? Bu mümkün değil. Kendimizi aldatıp oyalıyoruz. İsrail'i hakkına razı etmek ancak meyideyle olur, meyideyle olur. Yani bir benzetme şeklinde söyleyecek olursak, alnına tabancayı dayarsın, otur bakayım şu masaya, at bakayım şuraya imzanı dersin, ancak böyle iş gösterirsin. Bu tabanca dediğimiz nedir? Meyide. Ne meyidesiymiş efendim? Biz ne yapacağız da bunlara karşı maddi üstünlüğü elde edeceğiz? Bunlar için bizim İslam alemi olarak önce hep beraber projemizi hazırlamamız, planı hazırlamamız, bunu geciktirmemiz lazım. Cenab-ı Allah'ın en büyük nimeti, lütfu, rahmeti teknolojidir. Teknoloji akıl işidir. Siz teknolojiyle akıl hayal almayacak büyük işler yapabilirsiniz. Siyonizmin de en çok korkusu, ya Müslümanlar teknolojide bizden öne geçerse. Bunun için silikon vasıtasına milyarlar yatırıyor, aramızdaki teknoloji mesafesini açıklamak için, açık tutmak için. Teknolojiyle ne yapmak mümkündür? Amerikan gemisinden atılmış olan füzeyi siz havada kontrolünüze alırsınız, geri çevirirsiniz, atan geminin üzerinde parçalarsınız. Bu mümkün mü? Evet, mümkün. Teknolojiyle şu mümkün mü? Ben şimdi bu masada oturuyorum, şurada bir düğmeye basıyorum, İstanbul Havaalanı'ndan pilotsuz bir uçak havalanıyor. Pilotsuz bir uçak. Bu uçağın önündeki ekranda görünen ne varsa ben de önümdeki ekranda görüyorum. Bu uçağı Tel Aviv'e yönlendiriyorum elektronik kumandayla. Tel Aviv ormanlarının kenarına indiriyorum. Uçağın içinden bir köstebek çıkıyor. Yine füzeyle donatılmış.
bu göstebek buradan kumandayla istenen istikamete yürüyor. O ne görüyorsa ben de burada ekranda görüyorum. İsrail'in atom silahının bulunmuş olduğu binaya doğru yürütüyorum. Bu göstebek duvardan atlıyor. Pencereden içeri giriyor. Bunlar hep parça parça yapılmıştır. Ve karşımdaki santrala düğmeye basar basmaz füzeyi atıyorum ve berhava ediyorum. Oturduğum yerde. Ortada da insan yok. Savaşlar yavaş yavaş adeta sanal savaşa dönüşecek. Oturulan yerden yapılacak ve insansız yapılacak. Bu neyle mümkün? Teknolojiyle mümkün. Cenab-ı Allah en güzel, en temiz zekayı Müslümanlara vermiş elhamdülillah. En zeki insanlar Müslümanlarda. Tarih boyunca olduğu gibi bugün de böyle. Müslümanlar teknolojik bakımdan ileriye gittikleri zaman bizim 40 tane uçak gemisi yerine 80 tane uçak gemisi yapmamıza lüzum yok. Sadece onun attığı füzeyi kontrolümüze alırız, kendi gemisinin üzerinde de parçalarız. Uçak gemisi bizim sayılır. Ve bu da çok az bir parayla olur. 80 tane uçak gemisinin parasıyla kıyaslanmayacak kadar. Teknolojik sahada ilerlemek için onlar gece gündüz yatırım yapıyorlar. Biz ne yapıyoruz? Biz ufak tefek bir takım kırıntılarla kendimizi oyalayıp duruyoruz. Bütün İslam toplumunun bir müşterek teknoloji merkezi, koordinasyon merkezi, başta D8'ler olmak üzere 60 tane Müslüman ülkenin hepsinde aynı zamanda teknolojik araştırma merkezleri. Bunlar planlı programlı şekilde projeleri gerçekleştirmeleri lazım. Yeni bir dünya kurmak için, yeryüzünde hakkı hakim kılmak için. Bizim ecdadımız hakkı üstün tutardı, kuvveti değil. Ancak kuvvetin kıymetini de bilirdi. Aynı zamanda da kuvvetliydi. Bize de zaten Cenab-ı Allah düşmanın silahının üstünlüğünü hazırlayınız diye emir vermiş. Biz de daha üstün silahları hazırlamakta zaten görevliyiz. Ama bu görevlerimizi yapmıyoruz. Oturuyoruz, toplantı yapıyoruz, konuşuyoruz, bir nihai bildiri yayınlıyoruz. Amerikalılar hakkı bir haber terk etmelidir diyoruz. İşte bu sebepten dolayı bir araya toplandık ve nasıl olacak da yeni bir saadet dünyasını kuracağız. Bu hususta ne yapmamız lazım konusunu İslam aleminin en müsaz şahsiyetleri olarak hep beraber konuşup olgunlaştıracağız. Ve bunları inşallah tatbik mevkine koyarak bütün insanlığı kurtaracağız. Uzunluğu 15 santimetre, ağırlığı ise 20 gram bile değil. Cepte taşınabiliyor. Kolayca kamufle olabiliyor. Tespit edilmesi ise neredeyse imkansız. O en küçük insansız hava aracı. Fiziksel olarak küçük ama oldukça büyük marifetleri var. Böcek İHA diye tanımlanan bu cihaz, yakın zamanda güvenlik güçlerinin eli ayağı olacak. Böcek İHA'lar şu anda terörle mücadelede aktif rol oynayan büyük insansız hava araçları gibi gözetleme ve keşif yapacak. İstihbarat ve arama kurtarma çalışmalarında da kullanılacak. Böcek İHA'ların kullanımı kolay. Uçuş sırasında hava sahası koordinasyonu gerekmiyor. Dünyanın önde gelen ordularının da kullandığı böcek İHA'lar maliyet olarak da büyük avantaj sağlıyor.